WhatsApp grubuyla muazzam işler yaptık. Bir tanesi yalımı verin dedi. Bu çok güzel bir doğruluk mu cesaret mi sorusunu da beraberinde getirdi. Yalının sahibi kim? Söyleyemem. Rahatsız gelen, mı ediyor? Rahatsız ediyor tabii. Ediyor. Tabii. Hani off the record diyorum, yayınlayabilirsin. Bir derneği kapatalım yani. Hani dernek üzerimize bir yük. 13 çocuğun olduğunu biliyorum. Yaşamın artık sonlanmaya doğru gittiğini. Niye öyle diyorsun ya? Öyle bir şey dedin. Herkese merhaba. Doğruluk mu cesaret mi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili Haluk Levent bizimle. Sevgili Haluk, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kadar çok işinin arasında zaman ayırıp geldiğin için. Çünkü gerçekten ben seni takip etmekte zorlanıyorum. O kadar yoğun. Ben de kendimi takip etmekte zorlanıyorum. Gerçekten nasıl vallahi yetişiyorsun diye. Şimdi geçenlerde çok güzel bir konserini izledim. Çok uzun zaman sonra tekrardan sahnelerle ve izleyiciyle buluştun. Müthiş bir Haluk Levent sahnesi vardı, inanılmaz. Bütün koltukların dolu olduğu bir sahne vardı, bir konser vardı. Böyle bir ara verildi gerçekten kültür sanat hayatımıza, bir ara oldu. Geri dönmek nasıl bir duygu? Hani bir düş kur deseler ya da bir kehanette bulun deseler, hani 100 yıl düşünsem hani bir pandemi olayı olacağını ve bizim şarkı söyleyemeyeceğimizi hiç düşünemezdim. Hiç aklıma gelmezdi yani. Çok enteresan bir şey. Ama çok yorulduk, çok sıkıldık, çok üzüldük. Bizlerden kötü durumda olan müzisyenlere çok üzüldük. Onlar için çalışmalar da yaptık. Seyirci başka bir şey. Karşısına geçip şarkıları söylemek ve ortak bir paydada bir duygu bütünlüğüyle uçmak, gitmek bambaşka bir şey. İşte o günkü konserde olduğu müthiş gibi. Müthiş bir adrenalin. Evet, yani her gün konser olsa ben her gün konser veririm. Çünkü bu benim işim, mesleğim. İyi ki şöyle biraz nefes alacağımız durumlara geldi. Aşılar çıktı. Bunlar aşılananlar ve PCR testi olanlar konsere gelebiliyor artık. En azından bunu yaşadık. Ya şimdi karşımızda aslında böyle gerçekten sanatçı kimliğinin yanında sanatçı kimliği kadar güçlü, sivil toplumcu bir Haluk Levent var. Ve aslında çok şey öğrendiniz tabii ki bu kadar çok zaman içerisinde bütün ekiple beraber. Hani Haluk Levent bir şey yazıyor. Bu çok dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya, bence sosyal medyada da Twitter. Yani bütün herkes sanki böyle bir, hani ben öyle hissediyorum, Haluk Levent'in bir şey yazmasını bekliyor. Sonra da insanlar peşine takılıyor bunun. Yani bir iyilik zinciri oluşmaya başladı ve bugün artık çok güçlü. Yani uçak alabilecek kadar, hemen organize olabilecek kadar güçlü bir dernekten, dernek yönetiminden bahsediyoruz aslında. Hı hı. Haluk Levent'e bakınca. Önce şunu sorayım. Bu büyük bir ağırlık olmalı tabii de. Haluk Levent'e müthiş bir güven var. Yani bu ülke Haluk Levent'e güveniyor. Yani vallahi yedisinden yetmişine. Bu nasıl oldu? Ben Twitter'da, Instagram'da hep diyorum, bana çok güvenmeyin, her an sizi satarım diyorum. Ona rağmen çok güveniyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Sağ olsunlar ama ben bunu güven almak için yapmıyorum zaten. Çünkü biz Türkiye'de değil dünyada olmayan bir şeyi ortaya getirdik. Ahbap platformu dünyada eşi benzeri olmayan bir platform. Yaklaşık 5 yıldır binlerce aileye dokunduk ama biz parayı görmedik. Ve hala öyle devam ediyor. Platform, bakın. Dernek demiyorum. Dernek için şimdi herkes aklında bir tutsun neden böyle dedim diye. Platform olarak ben her akşam kampanyalar yapıyordum. Kim bunu yaparsa onu telefonla arayacağım. Kim şunun parasını öderse ona menemen yapacağım. Kim bunu yaparsa gibi. 4-5 yıldır ben aile aile gezdim. Hayırseverleri gezdim. Onlara yemek pişirdim. Bulaşıklarını yıkadım. İşte çamaşır sevdim. Komiklik olsun diye onlar yapıyor aslında ama fotoğraflar attık insanlara. İşte kimisini uçakta gezdirdim, özel uçakta, kimisini yatta gezdirdim. Amaç toplumda dayanışmayı, yardımlaşmayı sıklaştırmak ve insanların birbirine güvenmesini sağlamak. Hani otobüstesinizdir, herkes bireydir orada. Herkes bir şey düşünür. Hiç kimse sanki birbirine yakın olmayacak kadar uzaksınızdır. Bu otobüste giderken öyledir. 50 kişidir otobüste, 100 kişidir ama herkes kapanır. Bir korku vardır, bir endişe vardır. Ne var yani oradan küçücük bir yukarıdan müzik açılsa da insanlar böyle müzikle beraber söylese, biri birine merhaba dese, selam verse ne olur? Kimse bunu yapmıyor. Yurt dışında yaşadığım zamanlar otobüse bindiğin an, trene bindiğin an hiç tanımadım.
hi diyor bana yani. Guten Morgen diyor. Hiç tanımıyorum. Trendeyim. Yan trenden geçiyor. Bizim otobüste günaydın yok. İşte toplumsal birlikteliği kullanmak için Ahbap platformunda böyle bir şeyi aldık. Kimse kimseye yabancı değil. Herkes bu ülkenin evladı. Birbirinizle dayanışma içinde olun. Bakın burada ihtiyaç sahibi, proteze ihtiyaç bir kız çocuğu var. 60.000 TL burada da bir iş adamı var. Kim ki bunu yapar? Onu yatla gezdireceğim diyor. İş adamı 60.000 TL'yi veriyor ama amacı yatla gezmek değil. Zaten onun gücü yatla gezmeyi sağlıyor. Bunu eğlenceye dönüştürüyoruz. Tabii. Ahbap platformu böyle güzel projeler yapıyor. İnsanlar güvenerek buraya para veriyorlar. İşte Ahbap platformu olarak biz binlerce ailenin dokümanlarını koyduk. SGK'da SSK'sı var mı, arabası var mı, evi var mı araştırdık gönüllüler grubu olarak. Hayırseverlere sunuyoruz her gün. Hayırseverler onlara yardım ediyor. İki tarafı buluşturuyoruz. Biz para hiçbir paraya zaman dokunmuyor. Paraya hiç Ahbap dokunmuyor. Hiç dokunmadı yıllarca. Bunun için Ahbap platformu çok büyük bir güven oluştu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir platform yok. Peki hiç para kurmadan bu kadar gönüllüyü organize etmenin bir maliyeti yok mudur? Vardır. Onu da ben kazandığım konserlerden yapmıştım ilk yıllar. Hani benden olsun demiştim bu organizasyon şeması. İşte sonra Ahbap Derneği geldi. Şimdi dernekte neden dernek var? Çünkü ülke afetlerle, pandemilerle karşılaştı. Şimdi bir kişinin ihtiyacını bir iş adamından karşılıyorsunuz. Ama bir anda 500.000 tane bir anda işçinin ya da garibanın 1,5 milyonluk aile geçindiren işsizi tek tek nasıl hayırseverler? Onu böyle buluşturamazsın yani. Onu buluşturamayacağınız için mecburen derneğe bağışlar yapıldı. Biz de dernekteki bağışlarla bu kez çok daha büyük organizeli işleri yaptık ama yine de açıklık olsun istedik. Bir, dernek komisyonu almayalım dedik. Bizim işimiz para değil. İki, yaptığımız bütün çalışmaları Twitter'dan bakın bu kadar para geldi, bu kadar var, bu kadarını kullanıyoruz, bilginize diye yayınlayalım ya dedik. Yani bu bence Türkiye'deki en önemli mesele. Yani kuruşu kuruşuna hesap vermek. Çünkü son zamanlarda insanlarda bir güven duygusunun zedelenmesi var. Hı hı. O yüzden yardım yapmamaya başladılar. Çünkü acaba bu yardımlar yerine ulaşacak mı? Evet. Yoksa bu yardımlar öyleymiş gibi yapıp başka yerde mi harcanacak? Dolayısıyla böyle ben özellikle dikkat ediyorum. Böyle Haluk Levent sorgu sual edilmiyor. Yani biliniyor ki bizde bir de her şey evet her o kadar şey açık yardıma ki gidecek, mesela dünkü Twitter'da sevgili Acun Ilıcalı'nın 5 milyon yardım sözü vermişti köyler için. Araştırdık, yaptık, protokollerini imzaladık. 1,5 milyonluk malzeme gitti. Ben de Twitter'da dedim ki sevgili Acun Ilıcalı'nın 5 milyonluk yardım, 1,5 milyonluk yardım bölümü Marmaris'e Fethiye'deki şu ihtiyaçlara kullanıldı. Teslim tesellüm belgesine kadar, faturasına kadar oraya gönderiyoruz. Bir gün önce de Toyota'dan 1 milyon TL gelmişti. Toyota'nın 1 milyon TL'sinde Manavgat'taki 35 köyün çatılarının yapılması için kullanmıştık. Ve bunu da malzemeler indiğinde de Toyota'dan gelen parayı buraya kullandık diye. Yani kuruluşlar biliyor. Bütün kuruluşlar faturasına kadar alıyor. Görüntüye kadar biz çekiyoruz. Biz aslında onların birazcık hamallığını yapıyoruz. Ama gönüllü, güzel bir hamallık bu yani. Tabii, içten doğru. Bir hamallık. Siz parayı vurun, siz yardım mı etmek istiyorsunuz? Doğru yere mi yardım etmek istiyorsunuz? Tamam biz onu çalışırız. Siz yeter ki yardım etmek isteyin diyoruz. Bunun için derneğin hiçbir çıkarı yok yani. Derneğin hiçbir çıkarı yok. Ayrıca eğer Ahbap dernekleşmeseydi bu yardımlar bu kadar büyük miktarlarda olamazdı. Yardım gelmeyecekti. Yani bu uluslararası organizasyon, Türkiye'deki uluslararası şirketler, yardım etmek isteyenler Ahbap dernekleşmeseydi bireysel yapamazlardı. Yapamazlar. Ben Manavgat'ta bir arkadaş var deseydim bir gün 5000 kişi, 5000 gün kampanya yapmam lazım hayırsever için. Onun için günler, aylar, yıllar olmaz. Yani tekniği yoktu. İzleyicilerimize Ahbap'ın bir açılışını bir duysunlar. Ahbap Anadolu Halk ve Barış Platformu aslında. Peki Ahbap ismine karar verip, Ahbap çok güzel bir isim ya, hı hı. Ondan sonra bunun açılımına bu uyar diye mi geldi yoksa derneğin ismini vallahi hatırlamıyorum. Yani? Benim de aklıma gelmişti Ahbap ama benden önce bir kız çocuğumuz galiba, Karabük'te galiba. Galiba o bir tweet atmıştı Ahbap olsun abi diye madem Anadolu Barış. Aa filan olsun oldu. Onu yayınlamıştık sonra biz ama çok yıllar geçti. Ama çok güzel bir isim olmuş. Şimdi bu yaz gerçekten hani çok hüzünlü bir yaz oldu. Hı hı. Bu yangınlar gerçekten içimizi acıttı ve aslında
yangının ilk başlarında ne yazık ki havadan müdahale olamadığı için çok fazla orman arazisi kaybettik. Yani insanlar böyle koşturdular yardım etmek için. Kovalarla sular bile taşıyanlar oldu, bidonlarla. Fakat bu öyle bir şey ki eğer sen havadan müdahale edemiyorsan bu yangına da bir çare olamıyorsun. O sırada işte böyle durumlarda da sosyal medya çok önemli. Herkes Haluk Levent bir şey yapsın, Haluk Levent ahbap ne yapıyor oldu ve ahbap inanılmaz bir şey yaptı. Bir anlatır mısın tekrar? Yani şöyle bir şey, yangınlar çıktığında şimdi tabii halkımız dediğim gibi hemen kendini rahatlatmak istiyor. Fidan bağışı yapmak istedi. Gönülleri güzel, yani gönlü güzel insan. Fidan bağışı yapın diyor. Hiçbirine biz şey yapmıyoruz, yani kesinlikle hepsini sevgiyle kucaklıyoruz ama teknik olarak yanlış diyoruz. Ya o gün ormanlar yanıyor, hadi fidan bağışıyla kendimizi rahat olmuyor. Yani olmuyor, uymuyor, tutmuyor. Temayı da anlıyorum, hepsini de anlıyorum, vakıfları da anlıyorum. Çok da güzel işler yapılıyor. Fakat o anki durumda bize uymadı o. Ya ilk yani, başta ilk birinci gün sanki burası yanıyor ve yerine bir şey yapılabilir korkusuyla bir ağaçlandırma kampanyası böyle başladı. İşte ağaçlandırma kampanyası yapılabilmesi için minimum 6 ay bir beklemesi lazım, tabii. Toprağı incelemek lazım. Bazen bu bir yıla çıkıyor. Biz o gün evler yanıyor. Evler yanıyor. Toprak yanıyor, canlılar yanıyor, sincaplar yanıyor. Biz en başta bunu nasıl durdururuz dedik ve hesap numarası istediler. Dedik ki bir dakika arkadaşlar, hesap numarası istiyorsunuz da biz ne yapacağız bu hesap numarası? Niye para yatıracak? Bir bekleyin dedik yani. Twitter'dan kaç kez arkadaşlar şu anda bir bekleyin. Evet evet. Herkes de şunu söyledi ama sıcağı sıcağına biz yatıralım. Şu anda o duygular ölüyor, ölsün. Yani yardımın asıl güzeli de zaman geçtikten sonra onu unutmamaktır zaten. Ve bir hafta kadar sonrasına hesap numarası verdik. Çünkü bir plan yapmıştım. Dedim ki en başta yangınları durdurmak için yardımcı olmak lazım. Çünkü her an her yerde yangın çıkıyor. Belli ki kimse hazırlıklı değil o anda. Ya, ve bir helikopter. Olmadı. Yeteri kadar uçağımızın olmadı. Yani bir helikopter çıktı. Düşündüm. Büyük, böyle 4 ton su taşıyan. Araştırmasını yaptım. Kazakistan'da buldum. Ve hemen görüştüm. Ertesi gün dernekten parasını çıkartacağız. Helikopter havalanacak. Twitter'da yayınladım. Ve Twitter'da aman Allah'ım bir furya, bir kalabalık furya. Evet. Muazzam bir tepkiyle. Evet. Ertesi sabah adamı bulamadım. Kazakistan'dan görüştüğüm adam yok ortalıkta. Telefonu kapalı. Saat 2'ye kadar, 1'e 2'ye kadar galiba bulamadım. Zamanla ya dedim, yarışılan bir... Yok ve artık şey düşündüm. Yani ben çıkıp özür dileyeceğim. Diyeceğim ki ya ben çuvalladım bu kez. Özür dilerim yani buldum ama insanlar cevap vermediler. Ben helikopteri getirmeye razıydım. Ya da daha sonra ortaya çıktı 700 bin dolar kadar ekstra bir farkla. Ben bunu derneğin parasını durup dururken sırf söz verdim diye kendi kişisel egom uğruna da harcayamazdım ki o parayı. Çünkü hesap belli yani helikopterin bir fiyatı var. Ben niye 700 bin dolar fazla vereyim kendim için? Söz verdiğim için vereyim. Galiba biraz sıkıştırıldım orada gibi geliyor. Kabul etmedim. Sonra Boğaziçi Mezunlar Derneği'nden sevgili Hülya Cesur, sevgili Mehmet Nane Pegasus'tan, sevgili Merve ve eşi, pilot eşi Londra'dan bir WhatsApp grubuyla muazzam işler yaptık. 8 saat, 9 saatte Fransız Airbus firmasının Puma helikopteri, enteresan helikopterli, çok güzel helikopterini anlaşmasını yaptık ve daha uygun fiyata Kazakistan'dan. Orman Bakanlığı'nı aradık, Orman Bakanlığı'na durumu bildirdik. Tamam dediler, bekliyoruz dediler. İnanılmazdı, o saatler bir kitap olurdu. Saniye başı yazmalar, çizmeler ve o ayırdıkları helikopteri hükümete ayırmışlar. Yani kendi ülkesi için ayırmışlar bir durum olur diye. Onu yolladılar bize. Ve 12 gün boyunca yüz binlerce ağaç, ya, evet biz gördük, raporları var. Yüz binlerce ton sular gitti ve çok iyi çalıştı. Bunu Orman Bakanlığı da bizlere iletti. Çok iyi çalışan bir pilot, bir helikopter. Çünkü biz helikopteri kiraladık ve Orman Bakanlığı'nın Sivil Havacılık İdaresi'ne verdik. Çünkü biz uçuramayız. Orada kaptanı da var. Çok güzel bir sonuç aldık. Köylüleri kurtardı. Onu fotoğrafladık. Köyceğiz'deki köylüleri. Onlarla fotoğraflarını aldık. Canlıları, sincapları, böcekleri, her şeyi kurtardı sonuçta. Ama Türkiye'yi değil, o bölgedeki kendi üzerine düşen vazifeyi yaptı demek istedim. İşte dernekçiliği bu hale getirmek istedik. Bir para mı var? Al bunu ülke yararına kullan. Yani... Peki bir para mı var?
büyük bir para var. Yani bir anda platformken 60 bin liraya bir yardım yapıyorsun. Çok da şahane bir şey oluyor. Bir insanın hayatına dokunuyorsun. İnanılmaz ama bir anda milyonlarca dolardan da söz etmeye başlıyoruz değil mi? Tabii. Bu nasıl bir duygu? Yani bunu bir kere bunu nasıl çevireceksin? Çok dikkatli olmak lazım. Dernekte inanılmaz profesyonel bir yapı olması lazım. Yani sizin ikinci adamınız, üçüncü adamınız, dernekteki yapılaşma, müthiş güvenebileceğiniz bir ekip kurmuş olmanız lazım. Bütün hepinizin yani. Bizde zaten platformdan kalan ekibimiz var zaten. Bizim parayı harcama metodumuz çok kolay. Biz çok rahatız. O kadar kolay ki sadece bir an önce bitmesini istiyoruz paranın. Hemen gitsin. Çünkü biz sadece yük taşıyoruz. Rahatsız ediyor tabii ki. Yani derneğe gelen para beni rahatsız eder. Çünkü bir an önce... Ama da gelsin. Derneğe gelen para rahatsız ediyor da kalması mı rahatsız ediyor özellikle? Yani biz tutmaya çalışmıyoruz. Devamlı yerine getirmeye, gelsin en acil bir şekilde tabii ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Biz dernekçiliğimiz bu şekilde. Yani gelen bir şey var. Şu anda mesela şu saatte ofiste Bodrum'un, Milas'ın, Köyceğiz'in ihtiyaçlarının işte hangi ihtiyaçları var? Yatak, mobilya, işte vesaire bunların firmalarla görüşülüp hangisi en uygunsa oradan faturalı bir biçimde alınıp ya hayırseverlerin yaptığı bağışların yerine ulaşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu çocuklar bunun mesaisini yapıyor. Yani para derneğe geldi, kalsın, bakarız, yok bizde. Biz bir an önce hepsini vermeye çalışıyoruz. Çünkü doğrusu da bu zaten. Doğrusu da bu. Yani zaten hayırsever de onu bekliyor. Gerçekten. Burada şunu söyleyeceğim, özür dilerim. Lafını keseceğim. Pandemi döneminde diyelim ki 15 milyon lira para gelmiş ya da 20 milyon para gelmiş pandemi döneminde. Pandemi döneminde ben 500 bin lira falan kasada tuttum. Hepsini harcattık. Neden biliyor musun? İleride şunu söylerler. Millet aç iken sana gelen yardımdan 10 milyon lira niye duruyor orada? Niye duruyor? Yani orada niye dursun? Niye dursun orada? İnsanlara dağıtmak için gelmiş. İnsanlar aç. Binlerce, on binlerce koliler yaptık. Belediyelerle ortak çalıştık, valilerle ortak çalıştık. Her yere koliler gönderdik ve çok güzel gıda kolileri gönderdik. Gerçekten 80 bin falan sadece o pandemi döneminde koli göndermişiz. Peki kaç kişi var Ahbap'ta? Bütün bunları organize ettik. 14 profesyonel ekip. Sahada ise 47 bine yakın gönüllü ekip. O galiba gönüllü ekip çok önemli herhalde. Gönüllü ekip yani, çok önemli, evet. Çok önemli. Bunlar isimsiz kahramanlar. Ahbap'ın isimsiz kahramanları. Bizde isimli kahramanlar. Hepsinin ismi var. eminim vardır. Arada sırada zaten tek tek onları görüyoruz Twitter'dan. Hemen evet. Yardımlar yerlerine ulaşıyor. Bina sorunu mu var Ahbap'ın? Çözüldü mü? Öyle bir tweetiniz Çözemedik. Yani bizim yani evet büyüdük. Büyüyünce de merkezi bir yerde. Bir şey yapmamız gerekiyor, böyle 3-4 katlı ya da bahçeli bir yere taşınmamız gerekiyor. Henüz daha bulamadık. Neden? Aslında Ahbap'ın parası var, taşınma yapar, bunu da yapar ama hani birazcık şey düşünüyoruz, o gelen para yardıma gitsin, hayırseverler bize bir yer versin, bir yıllık kira almasınlar gibi. Geldi mi? Arayanlar oldu, soranlar oldu, yerler uyuşmadı çünkü çocukların metrobüste gidip gelme durumları var. Bir tanesi yalımı vereyim dedi karşı tarafta, yalı. Bu çok güzel bir doğruluk mu, cesaret mi sorusunu da beraberinde getirdi. Yalının sahibi kim? Söyleyemem. O zaman ben şey yapayım artık. Bağış yapayım, evet. Peki Haluk Levent, yani Haluk Levent'ten bağış almak olsun, ben, olsun mu? Olur çünkü mu? Zaten olsun. O kadar güzel işler yapıyor ben ki. Ben Ahbap'taki 5 öğrencinin bursunu karşılıyorum şimdiden. 5 öğrenciye burs gitti. Çok evet. Teşekkür ederim. Harika. Bravo. Ama gerçekten böyle hayırseverleri var bu ülkenin. Bu topraklardan aldığını evet. Bu topraklara vermek gerçekten, konusunda çok cömert. Aradılar. Çok gerçekten çok saygı duydum. Benim dedi yalı var. Yalı dedi boş duruyor. Yurt dışında oluyoruz. Çok orada müştemilat şeyi var. Müştemilat var. Çalışan birileri var. Hani dedi geçin dedi. Yalıda çalışın dedi ama ya müthiş bir şey. Beykoz'un daha ilerisinde biraz hani gelmek, gitmek, uğraşmak gerçekten çok yoracaktı. Tekne yolu denizi yok, yok, daha olmazdı. İyi kullansaydık. Baktık olmazdı. Olarak. Yok çok zor. Olmazdı ve çok teşekkür ettik. O zaman dedi siz dedi bir yer bulursanız kiranın bir bölümü ben göndereyim dedi yıllık. Orada anlaştık. Bu
konuşmadan anlıyorum ki yani bir kere ahbap çalışanları metroyu kullanıyor, otobüsleri kullanıyor, toplu taşımayı kullanıyor. Dolayısıyla ahbaba en uygun yer İstanbul'da Levent bölgesinde. O bölge çok uygun çünkü bizim lojistik durumlarımızda şirketlerle görüşmeler, ahbap derneğiyle vesaireyle Levent bölgesi çok uygun. Eğer Levent bölgesinde yeri olan varsa bize ahbaba destek olsun. Lütfen destek olalım. Gerçekten bu çok önemli. Yani içinize sine sine destek olabilirsiniz. Çünkü orada çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Değil mi? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu son dönemde gelen bağış miktarı ne oldu ahbaba? Son 3 ay diyelim. Hani bunu rakam olarak verirsek magazinleşir ve şey olur. Hani ama sanki böyle milyonlarca lira geldi diyebiliriz ve şuradan anlayabilir insanlar. 10 milyonlarca lira. Evet. Yani bunu... Ya birçok dernek para sıkıntısı yaşıyor. Ben biliyorum yani ben de sivil toplum kuruluşlarını yakından takip ediyorum. O kadar kolay bir şey değil fon toplamak. Burada bir Haluk Levent farkı var. Bu ortaya bu. Şimdi bu fon toplamak şey. Bunu da anlatmaya evet. çalışayım. Fon şöyle bir şey. Fon hibe edilen bir şeydir. Tabii. Biz ahbaplar olarak hibe yapmak isteyen fonlara red cevabı verdik. Biz istemiyoruz dedik. Ben hibe olarak istemiyorum. Şartlı bağış yaparsanız hay hay dedik. Hep şartlı mı geldi? Bütün bağışlar şartlı mı geliyor? Yani %80'i şartlı geliyor. Çünkü biz şartlı istiyoruz. Yani biz parayı tutmak istemiyoruz. Bize görev verin biz onu yapalım diyoruz. Zaten bu bir mecburiyete dönüşüyor. Yurt dışından gelen paraların neredeyse tamamı şartlı geliyor. Çünkü biz dediğim gibi Ahbap platformunun lobisi yok, Ahbap platformunun fonu yok, Ahbap platformunun ya da derneğin uluslararası yerlerde dayıları, amcaları yok. Biz bir gençlik hareketiyiz. Ben en yaşlılarıyım. Biz gençlik hareketiyiz ve bu harekette iyiliği yaymaya çalışıyoruz. Onun için gelen paraların miktarlarını zaten şeyler topluyor bizim Twitter'daki şey grupları, takipçiler. Ah demek ki bir ayda şu kadar gelmiş diye. Giren çıkan belli zaten. Bu nedenle hani gelen paraları en güzel şekilde koyuyoruz ama helikoptere sadece 1 milyon euroya kadar gittiğini söyleyebilirim. Evet helikopteri öğrendik zaten. Evet. Şimdi... Bunun 2-3 katı da yardım var. Tam rakam yermiyor. Şimdi 2-3 katı da yardım geldi. Yardım geldi. Ve onları da dağıtıyoruz şimdi. Dağıtıyorsunuz. Şimdi yurt dışında... Yani Avrupa'ya baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda sanatçılar, hatta modeller, inanılmaz yani kendi vakfını kuran sanatçılar var. Birleşmiş Milletler'le, UNICEF'le, UNESCO'yla çalışan sanatçılar, ünlü isimler var. Ve çok ciddi çalışırlar. Türkiye'de bu tarz böyle elini gerçekten taşın altına koyup ciddi çalışma yapan çok isim yok. Yani evet var bazı gönüllü kampanyalara katılıyorlar ya da bir konser yardım falan. Bu olay çok farklı hepsinden. Yani ben Haluk Levent örnek rol model olacak bir hale geldi. Yani bu bir benzeri yok bunun. Bu büyük bir sorumluluk da aynı zamanda. Niye bu kadar çok zirvedeyken Haluk Levent çıkıp Twitter'dan herkesi üzecek bir açıklama yapıyor. Ben bir yıl sonra bırakacağım. Hatta yurt dışına gideceğim, yurt dışına yerleşeceğim. Çünkü müzik çalışmaları yapmam gerekiyor. Hani bu kadar çok hani insanlar umut bağlamışken. Bak i̇şte, umut bağlama meselesi işte, çok önemli. Burası çok önemli derler ya. Şimdi ben o tweet'i atarken galiba gerçekten tam ifade edemedim kendimi. Ben, yani ifade edebilseydim şu anda bunu bu cümleyi burada söylemezdim. Üzüldüm. Gazeteciler sadece gidip yurt dışına yerleşeceğimi, ertesi sabah işim olan bile gittin mi abi diyor. Ya Türkiye'deki algı galiba bitmeyecek. Yani bu medyatik bir algı, çok kötü bir algı. Ama öyle bir herkese sahtekarlıkla çevirebiliyor bir şekilde. Gerçekten evet, sahtekarlıkla. Evet. Neden? 3 tweet atıyorum ben. 3 tweette de diyorum ki ben 1,5 yıl sonra bir müzik çalışması için bakın direktörüm de burada beni bekliyor gitmem lazım arkadaşlar ama ahbabı bırakmıyorum. Ahbap başkanlığını o an bırakmam lazım. Teknik bir durum bu. Her dakika imza atmam tweet lazım. Tweet bu kadar güzel yazılmamıştı yani. Şimdi. Evet tweet bu yani, kadar yazılmamış ama. O cümleler öyle güzel yazılmış olsaydı ben de bu soruyu sormazdım. Tweet şöyleydi. Ben 1,5 yıl sonra. Ben sana bir şey demiyorum. Ha, kime diyorum biliyor musun? Ne bileyim bana deme yani. Hayır kime diyorum biliyor musun? Kime sen diyorsun? Ne güzel 1,5 yıl diyorsun. Tweet şu haberleştirdi. Haluk Levent ahbabı bırakıyor yurt dışına yerleşecek. Yok 1,5 yıl vardı tabii 1,5 yıl. Sen bunu söylüyorsun. Ama gazetelerin tamamının başlığı
algı olarak bu şekildeydi. Senin sorduğun gibi değildi. Sen diyorsun ki ya 1,5 yıl sonra niye bırakıyorsun? Evet. Ama gazeteler 1,5 yıl hemen demedi. Hemen gidiyor. Panik yaptırdı insanlara. Hayır, evet. O nasıl kötü bir şey biliyor çok musunuz? Çok kötü bir şey. Bir de bu kadar umut bağlamışken, bu yani kadar güzel ben, yardımlar. Halbuki ne kadar güzel bir şey söylüyorum. Ben bir plan yaptım. Ben bir müzisyenim. Arkadaşlar Ahbap'ta daha çok işimiz var. 1,5 yıl daha bir çalışayım. Bakın ne kadar güzel bir cümle. 1,5 yıl daha çalışayım. Sonra ben bir gideceğim. Müzik çalışmaları yapacağım ama Ahbap'ta da yönetim kurulu olacağım diye tweetlerim aşağıda devam ediyor. Ama bunu insanlar görmek istemiyor. Gazeteleri 5 milyon 400 bin takipçili Twitter sayfasına yazdığı şeyin dışındaki 20 bin takipçili bir internet sitesindeki haberi algı olarak alıyor. Algı olarak. Haluk Levent gitti bitti gidiyor. Ya bu beni çok üzdü. Aslında Türkiye'de bununla ilgili bu olaydan sonra benim yepyeni kafamda şeyler oluştu. Algıyla ilgili biz Ahbap olarak da bir şey yapabiliriz. Kafamda oluştu. Benim başıma geldi. Yani insanlar gazete başlıklarını, gazete yöneticileriyle oturabiliriz. Tıklanma için ya da merak uyandırmak için yapılacak şeylerin dijitalde insanların de dijitalde artık dijitalde gazeteleri bıraktım. Gazeteleri şey tabii yapalım. Tabii tam internet sosyal algısı medyada. Tıklanma için. Tabii, tabii. Yani aksine diğer gazetede hemen görüyorsunuz skandal bir durum yok. Ama sosyal medyada skandal durum var çünkü sadece başlık var. Sadece başlığın getirebileceği sonuçlarla ilgili gerçekten bir çalışma yapmamız gerek. Ben geçtiğimiz günlerde karar aldırtmak istedim. Derneği kapatma kararı. Neden? Çünkü bizde akçeli iş yoktu. Biz Ahbap platformuyla hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyorduk yıllardır. Bizde akçeli iş yok. Şimdi dernek üzerimize bir yük. Yük tabii. Tamam sorumluluk bir de. Hem bunu yapıyorsun hem doğru yapmaya çalışıyorsun bir de yeni sorumluluklar alıyorsun. Yani ben kimseye şey yapmak istemiyordum. Yani gelin bize para verin demediğim için kaç kez aradı Twitter'da yazdı arkadaşlar derneğin parası var yatırmayın diyoruz. Ya kaç evet, kez yaptık? Bu neden bunu söylüyorsunuz? Niye bana, söylemeyelim ben sevgili Şelale? Tanık oldum. Neden? Evet. Gelsin o para hemen bir yardım. Biz bir proje yapmadan nasıl yapacağız yani önce projesiz? Proje hazırlamak. Tabii ki yani projesiz hayır, sonra para. Sonra vazgeçmesinler. Ya o sırada yapacaktım bu yardımı ama yapsın. Şimdi ben gittim başka bir yere yaptım falan diye. Yapsın. Biz orada insanların duygularıyla oynayamayız ki. Biz neysek oyuz. Bu nedenle ben çok rahatsız olduğum konular bunlar. Yani ben istemedim ama ülke felaket içerisinde, dünya felaketlere gelince bunu mecburen dernekçilikle organize etmek tabii. Gerekiyordu. Yani şu anda hani off the record diyorum yayınlayabilirsin ama hani peki, neden off the record diyorum? Hani neden? Sana söylüyorum. Yani benim ekibimle konuştum, tartıştım yani. Avukatımdan dernek yönetim kurulu ya ne gerek var filan. Ya derneği kapatalım yani hani. Kapatalım ya ben istemiyorum ya. Ya ama işler o boyuta geldi. Ya işler büyük boyuta geliyor. Bu daha yoruyor insanı. Ya benim böyle yok, söyleyiş olmam insanları da rahatsız ediyor arkadaşlarıma. Niye öyle diyorsun ki? Ya arkadaş ben buyum işte ya beni böyle algılayın. Ben değişemiyorum. Ben ne güzel platform olarak yıllardır insanlar insana yapılıyordu. Ben çorba yapıyordum, çamaşır yapıyordum, bilmem ütü yapıyordum. Eğleniyorduk biz ve eğlenerek yardım ediyorduk. Dernek olayları olunca bir de bunun sorumluluğunu yüklüyor. Bak sana para yollayacağız. Ya sen bana para yolluyorsun da işte bu şirket para yollayacak lütfen bir şey yapalım. Kardeşim ben bu şirketin yolladığı parayı zaten hamallığını yapacağım. Yani insani olarak insanları koşturup en güzel şekilde ulaşsın diye bu şirketin hamallığını yapacağım. Benim daha o şirkete gelip konuşmalar yapmamı oradan para almak için bir şey yapmamı beklemeyin. Bu olmaz diyordum yani birçok kez de öyle oldu. Şöyle görünüyor işte ya bak bu yardım edecek sana biliyor musun? Ya bana yardım etmiyor ki. Tabii ki. İnsanlığa yardım ediyor. Ben onun aracısıyım. Aksine yardım ederken gelip beni pohpohlamalı. Yani havalara falan havaya sokmalı yani o şekilde. Tabii yani bir de üstüne hani illa bize gel dememeli yoksa ona yetişemezsin herhalde zaten. Kesinlikle yani yetişemez. Gitmediğimiz kırmak istemediğimiz şeyler oldu işte Zoom'da ama bunu yapalım. Şunu diyorsun yani. Şimdi ben şirkete tamam yok desem olmaz. Onlar da şunu düşünüyorlar. Bakın biz bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Haluk Levent'te konuşmacı bakın böyle böyle. Birazcık da tasdik niteliğinde yapıyorlar. Evet. Ama Twitter'da ben çok güzel kıymetli tweetler görüyorum. Yani hani işte şurada Acun'dan geldi biz bunu kullandık. Sevgili bilmem kim şu parayı yatırdı biz de bunu yaptık. Bu zaten onları da tanıtıyor aslında. Onları yani, da çok tanıtıyor, evet, çok tanıtıyor yapıyor. Biz yani, bunu yapıyoruz. Bu yeterli de olabilir yani. Evet bu benim duruşum. Ya ama sadece yok, şunu söyleyeceğim. Stres yaratıyor. Tek korktuğum şey ne biliyor musun? Ne? Şimdi yazılı basında bunlar bizim röportajlarımız. Aslında pek son dönemlerde röportajlara da girmiyorum. Yazılı basın yani internet basını
insanı bütün morallerini bozabilecek hale getirebiliyor ve hakikaten günlük yaşamı etkiliyor. Yani mesela biz gülüyoruz ya burada şimdi. Gülerken ne dedim ben? İşte aman işte yollayacaklar ben onun hamallığını yapıyorum. Gülüyorum değil mi? Şirinlik yapıyorum. Evet. Yazılı basına şu an Haluk Levent hamallık yapıyorum. Aşağıdan biri şuna bak ukela. Ya şimdi durum buna dönüşüyor. Evet, evet. O kadar kötü bir şey ki çünkü yazılı basında mimiklerle veremiyorsunuz. Yani hani mimiklerle ediyor. Bu kadar güzel. Ve bundan sonraki röportajlara da çıkmak istemiyorsunuz. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın içinden cümle çekilecek, seni irite edebilecek, seni böyle şey gösterebilecek, şımarık gösterebilecek bir duruma dönüşüyor. Halbuki ben orada yani şirince bir şey söylüyorum. Hani onları kötülemiyorum ama sanki onları kötülüyor gibi görünecek. Çok merak ediyorum. Şimdi bu demek ki bu 1,5 yıl sonraki müzik projesi çok önemli. Evet. Nedir o? Ya Nicky yani. Brown diye bir arkadaşım var. Kendisi Tom Jones'un, Madonna'nın sahne direktörlüğünü yapıyor. Kilise korosunu yönetiyor. Nicky Brown. Hı hı. O arkadaşım benim yıllardır. Bir Suriye'de Arap Hristiyan ile Yezidi bir eşin, yani Arap Hristiyan baba Yezidi bir eşin savaş döneminde yaşadığı kabusu, ölümleri anlatan bir şarkı var. Çocuk şarkısı. Çocuklar için. Dünya çocukları için. Hatta Birleşmiş Milletler dahi destekleyebilecek bir proje. Olay politik bir durum değil. Toplumsal bir durum. Onu Arapça olarak seslendirecektim. Kilise korosu bize eşlik edecekti. Aynı zamanda da Hollanda'da bir faslı rapçi, rap sanatçısı rap okuyacaktı. Böyle bir kompozisyonu yıllardır bekletiyoruz. Bunun için benim birkaç ay orada olmam gerekiyor. Ama bu gidişle galiba geçen gün ablamdan duydum. O da Londra'da, orada yaşıyor. Şey demiş ya, Ahbap'takiler bana çok baskı uyguluyor. Haluk Levent takipçileri. Habire Instagram'ımı dolduruyorlar. Biz mi gitsek Türkiye'ye çalışsak orada? Yani hani Haluk Levent gelmiş. Evet, öyle dedi. Belki de yani bilmiyorum, öyle bir şeyler söyledi. Belki ama görüşeceğiz. Bu proje çok güzel. Bunun öne çıkması lazım. Bu da yine güzel bir iyilik projesi aslında. Bu da öyle bir proje. Evet. İşte benim hayallerim var bunlarla ilgili. Ama insanlar şey diyor, gitme, niye gidiyorsun, ne yapıyorsun? İşte ahbap ne olacak? Bir yerden sonra iş çığırından çıkıyor mu? Öyle hissettiğin siz kendiniz için yaşamayıp da insanlar sizi kendileri için yaşatmaya dayattıkları zaman insan içinden birçok şey geçmeyebilir. Onun için ben kendim için yaşamaya devam edeyim. Ama kendim için yaşamak aslında zaten çevrem için de yaşamak. Kimse merak etmesin yani. Merak etmesinler. Ben hep varım. 50 yaş böyle insana ne getiriyor? Yani böyle bir ne istediğini, ne yapacağını, planların konusunda daha böyle bir netlik getiriyor mu? Ne oluyor? Bence artık 50 yaş yaşamın kendisini sorgulamayı ve sorgularken de artık belli şeylerle takıntı yapmamayı, yaşamın artık sonlanmaya doğru gittiğini. Niye öyle diyorsun ya? 50 yaş yarısı. Öyle, ya. Öyle bir şey demeni de istememiştim yani. Aa inanamıyorum. 50 yaş yolun yarısı. Ya bak öyle demiyorum. 50 yaştan sonra sanki yeniden bir bebeksin ama bu kez aşağıya doğru giden bir duruştan anlatmaya çalıştım. Peki. Ölümü düşünmek falan değil. Kesinlikle değil ama artık hayatı yaşadın ve her yaşadığın bir hayat yaşayacağından eksilecek bir duruma geliyor. Bunu da düşünmüyor değilsin. Ya şunu diyorsun, ya ben artık ne yapacağım? Mesela mal mülk alacağım. Ya 50 yaşından sonrasını şunu diyebiliyorsun. Ne yapacaksın her şeyi? Ya her şeyi ne yapacaksın? Evet. Ya nereye götüreceksin? Artık insan bu dünyada ölümsüz olmadığını hissediyor 50 yaşından sonra. Değer yargılarında basıyor biraz. Değer yargılarında da değişiyor. Birçok şey de değişiyor. Ne olur ki diyorsun zaten öleceksin. Hani bu güzel bir kavramdır biliyor musun? Zaten evet, öleceksin evet. Aslında kötü bir kelime gibi görünüp aslında güzel bir kelime. Aslında zaman zaman birbirimize hatırlatmamız gereken bir evet, şey yani. Evet. O zaman bir duruyorsun. Son soru. 13 çocuğun olduğunu biliyorum. 13 çocuk. Lütfen biraz anlatır mısın? Bu çok kıymetli bir şey ve onlara dokunuyor olman, babaları olmak. Bu çok özel bir durum. Bunun için burada bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bu çocukların tamamı babaları tarafından maalesef istismar edilmiş ve babaların hepsi cezaevinde olan çocuklar. Yani bunu burada anlatmak bambaşka. Başka bir programda belki anlatabilir. O kadar uzun ki onların evlerini değiştirmek. Onlar hepsi Haluk Baba, Haluk Baba diyor. Küçük çocuklar küçücük bunlar. Evet. Her yaştan çocuk. Bu burada böyle biraz fazla açmak istemiyorum bu konuyu. Ama onlara dokunuyorsun. Onlara hepsine hep dokunacağım. Hep vaktim var.
Elimden geldiğince berabersin. Evet, çok kıymetli gelsin. Yani aslında belki bu yıl 15'e çıkacak o, 2 daha olacak, böyle oluyor. Yani duramıyorsun hep böyle Haluk Levent. Nasıl söyleyeceğiz ya? Ya nasıl söyleyeceğiz? Ya bilmediğimiz ne çok özelliğim var onu hissediyorum. Gerçekten çok kıymetli, hepsi çok saygı duyulacak projeler. Ama 13 çocuğa babalık yapmak ve onları çekip çıkartmak o kötü hayatlardan inanılmaz güzel. Rol model olsun, toplumda örnekleri çoğalsın. Yani hepimiz yapabiliriz. Daha çok insan, daha çok çocuğu böyle kötü hayatlardan kurtarsın. O yüzden minicik de olsa burada bir geçsin istedim. Peki. Çünkü rol model olsun. Gerçekten Haluk Levent, yaptığın çok kıymetli. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bugün geldiğin için de çok teşekkür ederim. Yani o Ahbap'ın zamanından alıyorum diye gerçekten birazcık olsun, hani... Olsun. Ahbap'ı da tanıtmış oldun sen de programı. Evet, Ahbap'ı gerçekten tanıtıyorum. Lütfen yardım yapmaya devam edin. Çünkü Türkiye'nin en güvenilir STK'sı olarak çalışıyor. Dernek olunca daha da önemli bir STK oldu. Ve Twitter'dan takip ediyoruz işte. Oradan gelen buradaki ve yani düşünün yazın olan yangınlarda kayıplar yaşadı vatandaşlar ve şu anda onların büyük bir kısmına yardım gitti. Hiçbir şey beklemiyor. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz Haluk Bey. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim.